Ekranlarının başındaki kıymetli seyircilerimiz, stüdyodaki değerli yarışmacılarımız, kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız, Türkiye'nin ekranına, TRT1'e, Lingo Türkiye'ye hoş geldiniz. Güzel, bu coşkuyu seviyorum. Efendim ben Kemal Uçar. Yayınlandığı ülkelerde çok sevilen, çok beğenilen yarışmamızla Lingo Türkiye ile hafta içi her gün TRT1'de sizlerle beraberim biliyorsunuz. Ama yalnız değilim. Gördüğünüz gibi stüdyomuzda da yine çok kıymetli yarışmacılarımız var. Hemen bir dönelim kendilerine. Birinci masamızda Hasan ve Ebru var. Hoş geldiniz. İkinci masamızda Selma Hanım ve Hülya Hanım var. Sizler de hoş geldiniz. Enteresan bir ikili. Birazdan hikayelerine bakacağız. Üçüncü masamızda da Fatma ve Medine var. Efendim birazdan sizleri daha yakından tanıyacağız. Hiç merak etmeyin. Hem de sizinle beraber çok keyifli sohbetler yapacağız. Bir de sizin bu binlerce lira kazanma yolundaki heyecanınıza ortak olacağız. Ama isterseniz önce gelin yarışmamızı bir hatırlayalım. Efendim, Lingo Türkiye'de yarışmacılarımızın tek yapması gereken şey onlara sorduğumuz Lingo kelimeleri doğru tahmin etmek. Verdikleri cevaplardaki doğru harfler yeşil renge, doğru fakat yanlış yerde olan harfler de sarı renge dönüşecek. Yarışmacılarımızın her soruyu bulmaları için beşer hakları var ve bunları onar saniyede kullanmak durumundalar. Bakalım. İşte bu kadar. Ama aklımızdan çıkartmamamız gereken çok önemli bir kural var ki, verdiğiniz cevaplardaki kelimeler Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almalı, yoksa o soru için cevaplama hakkını ne yazık ki kaybedeceksiniz. Efendim yarışmacılarımız 3 tur boyunca her doğru cevaplarında kasalarında bir miktar para ödülü biriktirecekler ve 3 etabın sonunda kasasında en yüksek tutarı biriktiren ekibimizle final oynayacağız. Böylece o ödülleri kazanma şansı yakalayacaklar. O halde anlaştık mı? Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Ne duruyoruz o zaman? Lingo Türkiye başlasın! Evet efendim, geldik yarışmamızın ilk turuna ve ilk masamıza şöyle bir dönelim. Hasan ve Ebru bizlerle beraber. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. İyi, siz nasılsınız? Çok iyiyim ben de. Ebru, Hasan'ın burada konuşması yasak mı? Yani evde böyle bir kural. Hasan'cığım mümkün olduğunca az konuş. Hayır, zaten Hasan az konuşmayı kendisi tercih ediyor. Ha öyle. Evet. Hep böyle misin Hasan? Yok, ben konuşmaya geldim, sıkıntı yok. Güzel, tam istediğimiz yarışmacılar. Şimdi ben yarışmadan önce sizinle sohbet ettiğimde evli olduğunuzu duydum. Evet, evliyiz. Çok da gençler sevgili seyirciler. Vallahi. Kaç senelik evliyiz? 5 olacak. 5. Evet. Çocuk? 2 tane çocuğumuz var. Ellerinizden öper. Allah evet. Bağışlasın. Allah analı babalı büyütsün. Teşekkür ederim. İnşallah güzel insanlarla karşılaştırsın. İnşallah. Peki ne yapıyoruz Hasan, neyle meşgulüz? Bir otelde vali olarak çalışıyorum. Harika. Öyle. Güzel, vallahi yakışıklı adam Ebru. Evet. Ne zaman tanıştınız? Yani 7 yıl oluyor tanışalı. 7 yıl oldu. Evet, 5 yıl olacak evleneli. Ben de şu anda çalışmıyorum. Evde 2 tane erkek malum çocukla zaman geçirmeye çalışıyorum. İkisi de erkek. Ebru'ya kolaylıklar diliyorum. Evet. Ben de bir abi kardeş büyüdüğümüz için annemin neler çektiğini çok iyi biliyorum. Zor, erkek evlat biraz zor. Evet. Yani çalışmıyorum ama bence dünyanın en zor işini yapıyorum şu anda. Vallahi çok da kutsal bir iş yapıyorsun. Ailece mutlu bir hayat diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi sizinle beraber yarışmamıza başlayacağız. Tamam. Hemen böyle bir girelim. İlk turda toparlayabildiğimiz kadar puanlar toplayalım. Kasamızı büyütelim. Çünkü bu turda size 3 tane lingo kelime soracağım. Bu soruların her birinin değeri 500 lira. Yine 5 cevap hakkınız olacak. Sırayla cevap vermek zorunda değilsiniz. 10'ar saniyede tamamlamak zorundasınız. Şöyle bir başlayalım, yarışmayı ısınalım. Ne diyorsunuz? Olur. Şahane. Efendim Hasan ve Ebru'yla ilk turumuza şöyle bir başlayalım. Bakalım nelerle karşılaşacaklar. Bu arada diğer masalarımıza da birazdan geleceğim. Onlar da şimdi dikkatle böyle izleyip oyuna ısınmaya başlayacaklar. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Tamam, başlayalım. Güzel. Sevgili seyirciler, Hasan ve Ebru için ilk turun ilk lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım 4 harften oluşan bu lingo kelimemizin ilk harfi neymiş? Buyursunlar. 4 harften oluşan lingo kelimemizin ilk harfi H ve süreniz başladı. Hata. Halı. Kodlayalım. İlk Hasan söyledi. H-A-T-A. Hata olabilir mi? H-A-T-A. A doğru yerde. Hala. H-A-L-A. Hala mı? H-A-L-A. Hava. H-A-V-A. Hava. H-A-V-A. Halı. H-A-L-E.
Halı olabilir mi? H-A-L-I. Haya. H-A-Y-A. H-A-Y-A. Haya olabilir mi? Harf olacaktı. Olur. Hiç sorun değil. Bunu bir ilk tur kazası diyelim. Evet. Güzel. Biraz da süremizi iyi kullanalım. Çünkü onar saniyemiz var. Her cevapta bulacağız. Hemen devam ediyorum. Şimdi Hasan ve Ebru için ilk turun ikinci lingo kelimesi ekrana gelsin efendim. Buyursunlar. Bakalım dört harfli lingo kelimemizin ilk harfi neymiş? U ve süremiz başladı. Uzak. U-Z-A-K. Uzak. U-Z-A-K. Güzel ki. Çok güzel. Ulak. U-L-A-K. Ulak olabilir mi? U-L-A-K. Tek bir harfe ihtiyaçları var. Uyak. U-Y-A-K. Uyak dedi Hasan. U-Y-A-K. Uşak. Bu da değil. U-Ş-A-K. Uşak olsun lütfen. U-Ş-A-K. Ufak. U-F-A-K. Son şansımız U-F-A-K. Ufak olabilir mi? Ve ufak doğru cevap. Şükürler olsun. Bir şey söyleyeyim mi? Ucundan döndük. Vallahi direkten döndük. Zaten Hasan şöyle bir şükürler olsun dedi. Bazen basit düşünmek yarışmada işimize çok yarayabilir. Evet. Ama güzel. Bu cevapla beraber kasamıza ne yaptık? 500 lirayı koyduk. Çok iyi. Hiç hız kesmiyoruz. Şimdi Hasan ve Ebru için ilk turumuzun üçüncü lingo sorusu gelsin. Bakalım efendim. İlk harfimiz neymiş acaba? İlk harfimiz F ve süremiz başladı. Fark. F-A-R-K. Fark. F-A-R-K. Olabilir mi? Maalesef hiçbir harfi yok. Fular. F-L-A-R. F-L-A-R. Fular. Olmuyor. Sözlüğümüzde evet, var mıdır? Yok, yok. Fare. F-A-R-E. Ama artık ne yazık ki fiları denemek zorundayız Hasan. Evet. İşte orada belki ufak zaten bir acele etmek. Şeyde bile yok, aynen. Fobi olacaktı. Yani. Sözlüğümüzde fular gibi bir kelime olmadığı için... Aslında fular tabii denemeye çalıştın ama... Olmadığı için... Ya tutarsın. Evet. Denedi. Yine de evet, dedi ki olmadı. Ben bir deneyeyim. Şimdi size bir de puzzle sorumuz var bildiğiniz üzere. Efendim şu puzzle oyunumuzu nasıl oynuyorduk? İstiyorsanız bir hatırlayalım. Yarışmacılarımıza her tur sonunda bir puzzle kelime soruyoruz. Onun bir ipucu sorusu oluyor. Bakalım nasıl oynuyormuşuz diye hatırlayalım. Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek diye soruyoruz. Yarışmacılarımızın 10 saniyesi oluyor. Ve ödülleri süre başladıktan sonra her açılan harfle beraber düşmeye başlıyor. Mesela örnek olarak. Ne olabilir mesela bu? Anımsamak. Anımsamak. Eğer bu sürede gerçekten bilseydik 900 lirayı kasamıza koymuş olacaktık Ebru. Hı. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Güzel. Gayet basit. Böylece o arada kazanamadığımız puanları şimdi toplayacağız Hasan. İnşallah. Hı. Hazırsak gelsin mi? 9 harfli puzzle kelimemiz ekrana. Gelsin. 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 Hasan ve Ebru için ilk turun puzzle kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ipucu sorumuz neymiş? Düzenli olma süremiz başladı. Çeki düzen. Çeki düzen. Doğru olabilir mi? Doğru cevap. Hasan ve Ebru'ya 900 lira daha koyuyoruz efendim ilk turun sonunda. Ve böylece 1400 liraya ulaştı kasamız. Vallahi çok güzel. Sevgili seyirciler, enteresan bir masamız var. Bakın zaten şu anda da gülmelerinden anlayacağınız üzere. Değişik bir arkadaş grubu. Selma ve Hülya bizlerle beraber. Çok tatlılar. Tek sorun şu ki efendim biz Hülya'yı fazla duyamıyoruz çünkü kendisi sesi kısıp gelmiş. O yüzden ben Selma'ya duyuyorum. Ne anlattı da bu sesi kıstı? Selma neler yaşandı? Gereksiz çok bağırıyor. Allah yani normal ya, konuşurken çok, de mi? Normal konuşurken de bağırıyor. Diyormuşum. Ne Hülya'cığım ne oldu hakikaten? Yok yok. Soğuk algınlığı. Soğuk algınlığı mı? Birazcık. Birazcık. Evet. Peki bu yarışmada acaba... kelimeleri tahmin ederken nasıl bir şey yaşayacağız Hülya? Neler düşünüyorsun? Çok güzel şeyler yaşayacağız. Efendim inşallah duymuşsunuzdur. Çok güzel şeyler yaşayacağız dedi. Ben duyurduğum an hissediyorum. Şimdi benim sizle ilgili merak ettiğim şu. Dedim ki bu Selma Hanım ve Hülya Hanım bize kendiyle ilgili ne anlatır? Bir Zeynep Hanım'dan bahsettiler. Yani hani ne yapıyorsunuz diyorum. İyi işte diyor Zeynep Hanım'daydık. Diyorum ne işle meşgulsünüz? İşte Zeynep Hanım'da oturuyoruz. Selma Hanım bu Zeynep Hanım'ın olayı nedir?
Şimdi Zeynep Hanım ortak çalıştığımız patronumuz. Evet. Biz Hülya ile orada tanıdık birbirimizi. Siz ne kadar oldu arkadaş olalı peki? 3 yıl. Üç yıl. Güzel süre. Sevgili seyirciler, Selma Hanım ve Hülya Hanım için bakalım ilk lingo kelimemiz ne olacak? Bu arkadaşlık devam edecek mi? Buyursunlar efendim, görelim. Sizin için ilk 4 harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Gelsin bakalım. Bakalım ilk harfi neymiş? U ve süremiz başladı. Uşak. U-Ş-A-K. Uşak dedi Hülya Hanım, tahmin ediyorum. Umut. Dur bir dakika. K var ama acaba nerede? U-Ulak. U-L-A-K. Ulak. U-L-A-K. K'nin yeri başka bir yer, ona göre düşünelim. Ufak. U-F-A-K. Deneyelim efendim. Ufak. U-F-A-K. O K başka bir yerde sanki. Ama nerede? 5 saniyemiz var. Selma Hanım, var mı bir düşüncemiz? Yok. Uyku. Ay, bu kadar kolay. Uyku olacaktı. Çok kolaydı. Hiç sorun değil. Heyecandan. Selma Hanım, hiç heyecanlı görünmüyordunuz. Ne oldu? İçimden. İçten. Yutuyorum. Olur olur. Bu şimdi ilk sorularda hiç akla gelmiyor gerçekten. Şimdi bakın, ikinci soruda nasıl bulacaksınız? Ben de niye böyle bir risk alıyorsam? Olmazsa. Yok yok. Vallahi bulacaksınız diye düşünüyorum. Evet, hazır mıyız efendim? Hazırız. Selma Hanım ve Hülya Hanım için ilk turun ikinci lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. 4 harften oluşan bu kelimemizin ilk harfi E ve süremiz başladı. Ense, E, N, S, E. Ense, E, N, S, E. Olabilir mi? İşte bu. İşte bu. En sevdiğim tekte bilmek. Bir de demek ki sesi duyulsa. Of, neler çıkıyor. Neler yapacak Hülya Hanım burada. Çok iyi. Bu performans bile bizi finale götürür. Kesinlikle. Çok güzel. Hiç hız kesmiyorum. Hemen 3. soruyla aynı şekilde bir cevap bekliyorum. Yarışmacılarımızdan genel dileğim şudur. Lütfen kasaya hiç para ödülü bırakmayalım. Güzel. Çok samimiyim. Evet efendim, ilk turda Selma Hanım ve Hülya Hanım için 3. lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfimiz neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz N ve süremiz başladı. Nesil. N-E-S-I. Ay pardon, yanlış. Nesil olabilir mi? Yok, olamaz. 5 harfli oldu ama. Evet, bir an kaptırdım. Nesil. Maalesef olmayacak. Neşe olacak. Heyecan yaptım, evet. Hiç problem yok. Neden efendim? Çünkü sırada puzzle sorumuz var. Az önceki masamızda oradan 1900 lira aldılar. Kendilerini 1400'e taşıdılar. Şimdi aynısını sizin de yapma fırsatınız var. 9 harflidir puzzle kelimemiz. 1000 liradan başlayacak. Hazır mıyız Selma Hanım? Hazırız. Teşekkürler Selma Hanım. Bana o kadar sinirli baktı ki sanki ben yanlış söylemişim gibi. Hazır mıyız Selma Hanım? Hazırız. Harika. Sizin için 9 harfli puzzle kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım ipucu sorumuz neymiş efendim? Buyursunlar. Genelde 2 parçalı ve metalden yapılma ev eşyası. Süremiz başladı. İlk harfimiz? Butona basarak cevap vereceğiz geldiği zaman. Çaydanlık. Basalım butona. Cevabımız nedir? Çaydanlık. Çaydanlık olabilir mi? Şu anda 1250 lirayı da kasamızda biriktirdik. Güzel. Hayırdır? Hiç fena bir başlangıç değil. Evet. İlk masamızın 1400 vardı. 1250 de burada. Şimdi bakacağız bakalım efendim. 3. masamız. Fatma ve Medine neler yapacak? Onlar da bir gelin görümce. Evet. Ben gerçekten onu bilemiyorum. Şimdi kim gelin, kim görümce? Ben gelinim. Ben görümceyim. Fatma gelin, Medine görümce. Görümce. Evet. O zaman burada tabii ki Fatma'ya dönüyorum. Fatma'cığım, hayat nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Bir sorunumuz var mı? Bizimle paylaşmak istediğin hemen kendi kamerana konuşabilirsin. Yok, teşekkür ederim. Hayat gayet güzel gidiyor. Güzel gidiyor ama iyi arkadaşsınız siz aynı zamanda. Evet. Öyle oldu galiba. Aynen öyle. Biz şey, gelin görümceden daha önce de tanıştığımız için. Aa. Tabii. Bir anlatın bakalım, neler oldu orada? Ben yurt dışında kalıyordum. Evet. Ben buraya izne geldiğim zaman görüşüyordum zaten kendisiyle. Aa, güzel. Oradan da bir arkadaşlığımız vardı. Çok güzel. Sonra bize gele gide, gele gide, gele gide. Anladım efendim. Anladım. Allah mutluluk versin. Sağ ol. Peki ne işle meşgulüz Medine? Sen neler yapıyorsun?
Ben ev hanımıyım. Çok güzel. İki tane çocuğum var. Ha sen bir de ev... Bir şey söyleyeceğim. Bugün ne kadar genç evlilerimiz bizlerle beraber. Öyle değil mi Selma Hülya? Gencecik evli bir çift. Ben mesela aslan Medine ne bileyim çok... Evet herkes öyle söylüyor. Gerçekten azalanacağım bugün. Ama genciz de zaten. Evet. Gençliğimizin sırrını belki Medine ilerleyen dakikalarda bize anlatır. Sırrı nedir biliyor musunuz? Eğlenmek. Eğlenmek. Evet. Doğru galiba ya. Evet. Vallahi her doğru. Girdiğim ortamda kesinlikle kahkaham eksik olmaz. Doğrudur. Harika. Kesinlikle. Allah bağışlasın. Neşe saçar. Çocuğumuz var. Evet. Vallahi çok güzel. Sen neler yapıyorsun Fatma? Ben de üç çocuk annesiyim. Üç çocuk annesi. Evet. 17 yıldır evliyim. Maşallah. 17 yıldır. 17 yıl oldu. Ben bugün şaşırmalara doyamayacağım artık. 17 yıldır. Evet. Vallahi maşallah. Teşekkür ederim. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Sağ olun. Darısı bütün evlenemeyenlerimizin başına. Amin inşallah. O zaman sizinle beraber bir yarışmaya başlayalım. İlk dört harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Gelsin. Bakalım hangi harfle başlıyor? Buyursunlar. Efendim ilk harfimiz M'dir. Masa. Ve süremiz masa. M-A-S-A. M-A-S-A. A. Meşe. M-E-Ş-E. Meşe. M-E-Ş-E. Bence acele etmeyelim, saniyelerimizi kullanalım. A'mız doğru yerdeydi. Fatma bir kelime söyledi. M-U-S-A. Musa. Musa kelimemiz İsim. Sözlükte bakalım var mı? Maalesef sözlüğümüzde Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almıyor. Çok da güzel bir isim. 4 saniye kalmış. TDK'da bir karşılığı yok. Evet. Cevabımız Molo olacaktı. Birazcık daha süremizi tamam. İyi kullanırsak bulacağımızdan eminiz. Hemen ikinci kelimemiz ekrana gelsin. Buyursunlar. İlk harfimiz... D ve süremiz başladı. Dana, D-A-N-A. Dana, D-A-N-A. Olabilir mi? Deve, D-E-V-E. D-E-V-E. Değil. İşte dans. Bu yüzden diyorum. Nedir? Dans. Kodlayalım. D-A-N-S. D-A-N-S. Dans olabilir mi? Tebrik ediyorum efendim. Sevgili dostlar, bu yüzden söylüyorum acele etmeyin diye. Aynı sakinlikte Fatma, şimdi üçüncü lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım efendim hangi harfle başlıyormuş? Buyursunlar. İlk harfimiz B ve süremiz başladı. Baza, B-A-Z-A. Çok güzel, Baza'yı bir deneyelim. B-A-Z-A. Boru, B-O-R-O. U, B-O-R-U. B-O-R-U, boru. R doğru yerde. Ne olabilir? 7 saniyemiz var. Bere, B-E-R-E. Deneyelim, B-E-R-E. Olabilir mi? Vallahi olabilir. Tebrik ediyorum. Fatma dedi ki biz buraya boşuna gelmedik. Evet. O bereyi buluruz dedi. Vallahi tebrik ediyorum. Böylece ne yaptık? Kasamızı şimdiden 1000 liraya çıkarttık. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi puzzle kelimemizle beraber şu ekstra para ödüllerini de kasamıza bir koyalım. Yolumuza devam edelim. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman gelsin. Gelsin. Bir tür hava taşıtı. Süremiz başladı. Butonla beraber cevap vermeyi unutmayalım. Ne olabilir? Teleferik. Butona basmamız lazım. Teleferik. Teleferik olabilir mi? Olabilir. Çok güzel. Süreyi durdurmak için butona basmayı unutmuyoruz. Evet, tamam. Ama çok güzel. Bu cevapla beraber 750 lirayı daha kasamıza koyduk. Ve ilk turumuzun sonucunda 1750 lira kasamızda. Bu da sizi bu turun lideri yaptı. Tebrik ediyorum efendim. Güzel. İyi miyiz? İyiyiz. Ama aramızda hiçbir fark yok. Evet. Çok ufacık farklar var. Evet. İkinci turda işler bir anda çok büyük şekilde değişebilir. O zaman efendim hiç zaman kaybetmeyelim. Hızla yarışmamızın ikinci turuna geçelim. Bakalım neler olacak. İkinci turda görüşmek üzere. Evet efendim ikinci turumuzla beraberiz. Vallahi bugün çok keyifli bir gün benim için. Dedim ya çok tatlı yarışmacılarımız var. Özellikle Selma Hanım ve Hülya Hanım sürprizlerle dolu diye. Birazdan onlara yine bir soru soracağım. İlk turumuzun sonunda. Fatma ve Medine 1750 lirayı kasaya koymuşlardı ve liderlikteler. Hasan ve Ebru 1400 lirayla emin adımlarla ilerliyorlar. Selma Hanım ve Hülya Hanım da 1250 lirayla ilk turumuzu bitirdiler. Çok yakın rakamlardayız. Harika. Ve benim böyle sevdiğim
böyle heyecanın çok arttığı turla devam edeceğiz. İkinci turla buradaki olayımız nedir? Birazcık işi zorlaştırıyoruz. Ama çok da değil, merak etmeyin. Lingo kelimelerimiz artık 5 harfli. Yine aynı kurallarımız geçerli. 5 deneme hakkımız var. Sözlükte olması lazım. 3'er soru soracağız. Tamam mıyız? Her bir lingo kelimemizin karşılığında bu sefer 750 lira ekleyeceğiz kasamıza. Bu da tamam mı? Şimdi geldik en keyifli yerimize. Diğer yarışmacılarımız da çok dikkatle takip edecekler. Çünkü eğer sizle başlayacağız ya. Eğer ilk 5 hakkınızı da bulamazsanız Selma Hanım ve Hülya Hanım, ben diğer yarışmacılarımıza butonlar aktif diyeceğim ve onlardan butonla ilk davrananla tahmin etme şansımız olacak. Onlardan biri bilemezse diğerine de soracağız. Bu turla ilgili size hatırlatmam gereken tek tatsız şey şudur. Bu turun sonunda kasasında en az ödülü biriktiren masamızda ne yazık ki vedalaşacağız. Onlara bay bay diyeceğiz. Evet Hülya Hanım. O yüzden de elimizden geleni yapalım. Tamam mı? Güzel. O zaman efendim ikinci turumuz Selma Hanım ve Hülya Hanım'ın ilk 5 harfli lingo kelimesiyle başlasın. Yes. Diğer masalarımız çok dikkatli. Hepimiz hazırsak buyursunlar efendim. Kelimemizi görelim. Evet. Bakalım 5 harfli lingo kelimemiz hangi harfle başlıyor? D ve süremiz başladı. Dolma. Kodlayalım. D-O-L-M-A. Bildiği yerden cevap verdi Selma Hanım. Dolma olabilir mi? Ne yazık ki değil. Ne olabilir? Türetelim. Dalga. D-A-L-G-A. Dalga. D-A-L-G-A. Maalesef henüz hiçbir harfi bulamadık. Hiç sorun değil. Dizel. Buyurun. Dizel. Kodlayalım. D-I-Z-E-L. Evet. E-L. Dizel. Evet. Maalesef burada da hiçbir harfi yok. Acep ne olabilir? Döner. Güzel. Deneyelim. D-Ö-N-E-R. Döner. D-Ö-N-E-R. Ne var? Ama acaba nerede diğer masalarımız heyecanla takip ediyor? Türetelim. Diğer masalarımız için butonlar aktif. Fatma Medine buyurun. Deniz. D-E-N-İ-Z. Deniz olabilir mi? Değil. Şimdi Hasan Bey'e bir dönüyorum. Sizin de eğer cevap verecekseniz 10 saniye başlayacak. Donör. Alalım. D-O-N-Ö-R. Donör. Güzel bir kelime ama yukarıda bir E'miz vardı sanki. Maalesef değildi efendim. Cevabımız düğün olacaktı. Ya, ya. Bu turumuzda yani size yar olmayan ödüller kimseye yer olmadı. En azından iyi tarafından bakalım. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Hülya Hanım. Tabii. Aynen ama keşke bilseydik. Gayet tabii. İkinci lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bulacağız efendim. Bu sefer bulacağız. Bulacağız. Şimdi Selma Hanım ve Hülya Hanım için ikinci lingo kelimemiz ekrana gelsin efendim. Buyursunlar. Bakalım ilk harfi neymiş? İlk harfimiz H ve süremiz başladı. Hayal. H-A-Y-A-L. Çok şık. Hayal olabilir mi? H-A-Y-A-L. İşte bunu. İşte bunu. Acısını çıkarmalıyım. Gerçekten güzel, öyle. Ama biz dejavu gibi yani. Bir önceki turda da aynı şekilde ya. Kesinlikle. İlkinden çıkmadı. İkincisinde Hülya Hanım. Evet kazandıkça yine tekleyebildi. Kesinlikle. Ama şimdi ilk turun son sorusunda yine bir sıkıntı yaşamıştık. Bu sefer olmasın. Olmasın. Gelsin. Gelsin. Diğer gelsin. Masalarımızda çok dikkatli. Gelsin. Ses de yükselecek. Yükselecek. Selma Hanım ve Hülya Hanım için 3. 5 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi L ve süremiz başladı. Limon. L-I-M-O-N. Limon. L-I-M-O-N. Yine güzel bir kelime. M ve O var ama acaba nerede? Neredeler? 5 saniyemiz var. Türetelim. Yeni bir kelime türetelim. Lima. Ne yazık ki süre içinde yetişemedik. Şimdi diğer masalarımız için butonlar aktif. Fatma ve Medine. Liman. Liman olabilir mi? Hayır. L-I-M-A-N. Yine birazcık acele ettik. A da varmış. Nedir cevabımız? Ben.
2, 1. Maalesef. Lokma olacak. Evet. Ben sizin neden bilemediğini söyleyeyim. Yine çok acele ettiniz. Evet. Yoksa gerçekten yakalayabileceğiniz bir kelimeydi. Uzun da bir fırsat oldu önünüzde. Hasan ve Ebru. Gelmedi. Bir sürü harf yakaladık. Değiştirdik. Hep saçma sapan kelimeler ortaya çıktı. Yani bir türlü denk gelmedi. Nasip olmadı demek onların puanları. Ben de denk getiremedim. Ne yazık ki en sevmediğim şey oldu. Kasaya kaldı efendim. Ödüller. Kalsın. Ama sorun değil. Sırada puzzle'ımız var. Gelsin. Puzzle'ımız 10 harften oluşacak bu sefer. Ve değeri 1250 lira. Sizi alacak, yukarı taşıyacak. Taşır. Eğer masamız 10 saniye içinde bilemezse size de şans doğacak. Hazır mıyız? Hazırız. Efendim Selma Hanım ve Hülya Hanım için puzzle kelimemiz geliyor. Gelsin bakalım. Rota oluşturuluyor. Navigasyon. Süremiz başladı. Navigasyon. N-A-V-I-G-O-S-Y. Gerek yok. Navigasyon mu? Her şeyin birbirine girdiği o küçücük anlara dedik. Navigasyonu görelim efendim. Ya! Açlıyım beni. Bak bir şey söyleyeceğim. Hani ya. Süreler, buton, navigasyon. Ya, hayır, her şey birbirine. Rakam da düştü. Yani yani sorun değil. Gene güzel. 1040 lirayı koyduk kasaya ama yani süreyle beraber ilk harflerde nasıl olsa bir düşüş olmuyor. Bir neyimiz gelsin, süremiz başlasın. Basmadan söyleyecektim. Güzel ama 1040 lira iyidir. Tabii ki. Böylece iyidir. Kasamız ne kadar oldu? Hiç yoktan iyidir. Ya, hemen kesinlikle. Bakalım. Oo, süper. 30 ve 40. 30 ve 40 yani 3040 lira. Yes. Kasamızda efendim. Gayet güzel bir etap çıkarttık. Evet. Şahaneydi. Güzeldi. Ama sırasını sessizce ve o gözlerde ben görüyorum o Medine'nin. Şimdi gelsin de ben yapacağım diyen gözlerini. İnşallah. Şimdi ilk 5 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Acele et. Bakalım neymiş, buyursunlar. İlk 5 harfli lingo kelimemiz hangi harfle başlıyor? I ve süremiz başladı. I'dır. I yumuşak G, D, A, R. Yok, I, R. I'dır. I'dır. Acaba sözlüğümüzde olan bir kelime mi? Var, çok tabii güzel. I doğru yerde. Islak diyeceğim ben. Güzel. I, S, L, A, K. Islak. I, S, L, A, K. Çok güzel bir fikir oldu. Islık. Ve doğru cevap efendim. Zaten bildiğiniz üzere cevabımız otomatikman çıktı. Neden? I harfimizin yeri evet. Belliydi. Islak çok iyi bir tercihti. Bu güzel bir plan. Yani ara sıra yeni harfler üreterek tabii ki ilk harfimizi asla kaçırmadan evet. Bu formülü uygularsak harika. Bu cevap bize 750 lira daha kazandırdı. Hiç hızınızı kesmiyorum. İkinci 750 liralık 5 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin efendim, buyursunlar. İ ve süremiz başladı. İzmir, İ-Z-M-İ-R. İzmir. Evet. Görelim efendim. R var ama nerede? İncir. İ-N-C-İ-R. İncir. İ-N-C-İ-R. R acaba nerede? İrmik. E-İ-R-M-İ-K. İrmik. İ-R-M-İ-K. R'nin yeri burası da değil. Diğer masalarımız da dikkatle bakıyor. İğne, yok. Cevabı almak zorundayım Medine. Ne yazık ki iğne değil. Dur, o... söyleyeceğim. Ne yazık ki iğneyi duydum ama. Ha? Ama... İğneyi duydum. İğneyi... Ama... Sadece ben duymadım, herkes duydu. Şimdi diğer masalarımız için butonlar aktif. Hasan Bey buradan geldi. İdare. Kodlayalım. İ-D-A-R-E. İdare olabilir mi? Değil. Ay. Deneyelim. İsare, İ-S-A-R-E. İsare. İsare maalesef değildi efendim. İfade. İbare. Cevabımız İfade. Aslında... İbare. İbareydi. İbare. İbare. Selma ve Hülya Hanımlar, çok da güzel bir fırsat geldi. Evet ya. Güzel bir deneme yapıldı çünkü. Evet. Ama buradan gerçekten bir şanssızlık İbare. Oldu. Efendim, Fatma ve Medine için ikinci turumuzun son 5 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar.
Teşekkür. K ve süremiz başladı. Kebir. K-E-B-İ-R. Kebir olabilir mi? K-E-B-İ-R. İvere doğru yerde. Bravo Medine. Ne olabilir? Kibir. K-İ-B-İ-R. Bence harika bir cevap. Deneyelim. De. Kibir. K-İ-B-İ-R. Ne yazık ki değilmiş. Kabir. K-A-B-İ-R. Kabir. K-A-B-İ-R olabilir mi? A'yı da yakaladık. Ne olabilir? Diğer masalarımıza dikkatle bakıyor. Ne olabilir efendim? Katil. İki. Katil. Katil. Ne yazık ki yetişemedik. Butonlar aktif. Katir değil olmaz. Süremiz başladı Hasan Bey Ebru. Kadir. K-A-D-İ-R. Kadir olabilir mi? K-A-D-İ-R. Ve doğru cevap efendim. Hülya bulmuş muydun? Buldum. Buldun değil mi? İşte olmadı. Sağlık olsun. Çünkü çok yakındı butonların basılması. Çok yakın, evet. Ama Hasan birazcık daha önce davranmış. Aslında getirdiniz oraya evet. kadar. Ya ben isme göre gittim de evet Kadir. Güzel geldik de oraya kadar. Şey Kadir kıymet bilmek diyoruz evet, ya bazen. Evet Kadir kıymet bilmek, Kadir gidiyor. Güzel. Bence bir teşekkür hak ettiler. Aa öyle mi? Biz bir çay ısmarlarız. Evet. Efendim şu anda sizinle gel. Evet. evet. Ama yok Hasan çok tatlı diyor ki olsun bir çay ısmarlarız. Teşekkür ederim. Harika bir şekilde devam ediyoruz. Herkesin birbirine yardım ettiği yarışma Lingo Türkiye devam ediyor. Ne ile? Puzzle'la. Fatma Hanım'ın ve Medine Hanım'ın puzzle sorusuyla. Hazır mıyız? Hazırız. 1250 lirayı kasaya koyabiliriz. On harften oluşuyor. Tamam. 1250 liradan başlayacak. Süre başladı dedikten sonra sizden butonla süreyi durdurmanızı hatırlatıyorum. Çünkü diğer türlü ödül düşebiliyor. O halde buyursunlar efendim. Bakalım ipucu sorumuz neymiş? Şaşkınlığa uğrayıp ne yapacağını bilmez durumda kalmak. Süremiz başladı. Butonla. Alayım. Ne olabilir? Baka kalmak değil mi? Baka kalmak. Deneyelim efendim. Baka kalmak olabilir Yok, mi? Yok, değil. Doğru. Evet. Neden olmasın? Ben bir yandan sanki harfleri yanlış şey yaptım gibi geldi Neden ama. Neden olmasın? Attım. Bu cevapla beraber ne oldu biliyor musun kasamız? 3470 lira oldu. Tebrik ediyorum. Çok güzel efendim. Şimdi geldik Hasan ve Ebru. Hiç zaman kaybetmiyoruz. Hasan ve Ebru'nun ilk 5 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar efendim. Acaba ilk harf neymiş? İlk harfimiz A ve süremiz başladı. Ne olabilir? Ahmak. A-H-M-A-K. Ahmak olabilir mi? Maalesef değil. Akmak. Olmaz. Kodlayalım. A-K-M-A-K. Olsun. A-K-M-A-K. En azından süremiz devam ediyor. Haklarımız devam Aksak. Ediyor. Aksak. Ama gene çıktı. Okuyalım. A-K-S-A-K. Ama çıktı. Aksak. Bir yanlış şey oldu. Ama S var. Nerede olabilir? Evet, süremizi iyi kullanalım. Bu S nerede acaba? Diğer masalarımıza dikkatle bakıyor. Butonları aktiflemeden basmıyoruz. Siz değildiniz ama buyurun. Atlas. A-T-L-A-S. Atlas. Deneyelim efendim. Atlas olabilir mi? S'nin yerini bulduk. Son hakkımızı iyi düşünelim. Diğer masalarımız hazır bir şekilde bekliyor. A var, S var. Ne olabilir? Maalesef süremiz bitti. Butonlar aktif. Ne? Selma ve Hülya. Söyle. Çabuk. Atlas. Atlas dediler zaten. Atlas yapma denmişti ya, zaten yapma ama. Ya, yapma, kodluyoruz A, T, L, A, S. Şimdi son masamız için tekrar süremiz başladı. Basabiliriz. Basabiliriz. Buyurun. Artis. Artist. Artis. Kodlayalım. A-R-T-İ-S. Ah Selim'e. Artis olabilir mi? T sonunda olması lazım sanki. Sanki o kelimenin sonunda bir T varmış gibi hatırlıyorum ben. Artis. Maalesef değildi efendim. Oysa cevabımız adres. Çok da basit. Evet. Olur. Hiç problem değil. Selma Hanımcığım, Atlas zaten denendi ya. Evet. Neden böyle oldu? Takıldım Atlas. Hiç problem Çok değil. Çok sevdiğim Atlas. Çok sevdiğim Atlas. Olsun güzel. Hiç problem değil. Hasan.
Çok konsantreyim dedim. Ya yapacak. Hasan hadi yaparsın ya. Yapacak. Vallahi yapacak. Hasan şöyle bir rahatlayalım. Yapacak. Hasan şöyle bir rahatlayalım. Tamam. Güzel. Aynen abi. Omuzlar bir genişledi. Geliyor. İkinci beş harfli lingo kelimemiz ekrana geliyor. Bakalım efendim ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İkinci beş harfli lingo kelimemizin ilk harfi D ve süremiz başladı. Deniz. D, E, N, İ, Z. Deniz olabilir mi? İyi deneme. E ve İ var ama yerleri orası değil. Direk. D, İ, R, E, K. Direk olabilir mi? R'yi de yakaladık ama onun da yeri orası değil. Acaba nedir? Diren. Hayır. Basmamıza gerek yoktu ama buyurun. D, I, R, E, N. Diren. D, I, R, E, N. Direni deneyelim. Maalesef değil. Devam edelim. Demir. D, E, M, I, R. Demir olabilir mi? Maalesef o harflerin yeri orası da değil. Butonlar aktif demeden önce basmıyoruz diğer masalar. Beş saniyemiz var. Nedir bu kelime? Hasan türetelim. Gelmiyor, kilitlendim ya. Şimdi diğer masalar için butonlar aktif. Fatma Mehmet'ine. Derin. D-E-R-İ-N. Derin olabilir mi? D-E-R-İ-N. Maalesef değil. Rübya ve Selma. Bir cevabımız varsa sizin için şu an buton aktif. Maalesef efendim. Cevabımız daire olur. Ay inanmıyorum. Şu kendi aralarında. Çok kolay aslında ama. Midir midir? He geçti bulunum. Bak midir midir bir konuşma var. Geçti. Tren kaçtı. Konuşmalarda neler konuşuyor? Biliyor musunuz ilk D çıktığında daire aklıma gelmişti. Evet. Ama daha sonra Hasan çok farklı kelimeyle geldi. O kelime çıktı derken ben ondaki harfleri falan filan unuttum. O kaldı eyvah, yani. Eyvah. Yani çok özür dilerim. Nazara uğradık, kem gözleri uğradık. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani bunun suçlusu Hasan mı şu an? Hayır. Ama Hasan başka değil, bir harf söyledi. Hasan değil, Hasan başka harfler çıkardı ama onu ben tekrardan unuttum yani. Sonra da tamamen gitti, bilmiyorum. Kilitlendik. Sağlık olsun. Ay. Efendim evet. Denemek lazım işte. Unutmamak lazım kelimelerimizi, değil mi? Evet. Efendim, üçüncü lingo kelimemiz ekrana gelsin Hasan ve Ebru için. Bakalım hangi harfle başlıyor? Ş ve süremiz başladı. Şapka. Ş-A-P-K-A. Deneyelim. Şapka, Ş-A-P-K-A. Olabilir mi? Olabilir. Bravo. Tebrikler. Hiç Ebru suçu başka yerlerde aramaya gerek yok. Bu sefer ilk aklıma geleni söyledim. Oluyoruz. Evet. İlk akla geleni söylüyoruz. Şaka yapıyorum tabii ki. Ne olacak ki? Bu şapka cevabı sizi 2900 liraya taşıdı. Şükür. Çok güzel. Şimdi puzzle kelimemiz ekrana gelecek. Yarışmanın kaderi her an değişebilir. Siz bir anda birinci olabilirsiniz. Sonuncu olarak da kalabilirsiniz. Sizler için de geçerli. Göreceğiz efendim. Sizin birazcık avantajınız fazla gibi görünüyor. Ama yine de hazırda duralım. Aynen öyle. Hazırda duralım. Kasamızı büyütebiliriz. Evet. Miktar büyüyebilir. Herkes için ve bizim için heyecanlı bir an. Şu an Hasan ve Ebru için hazır mıyız? Hazırız. Evet, hazırız. Puzzle kelimemiz ekrana geliyor. 10 harften oluşmaktadır. 1250 liradan başlıyor. Süre başladı dedikten sonra butonla başlayabilirsiniz, cevap verebilirsiniz. Tamam. Durdurmayı unutmayın. Buyursunlar efendim. Adana'da bozulabilir. Süremiz başladı. Ne bozulabilir? 4 saniye. 3, 2, son anda Hasan ve Ebru. Termometre. Termometre. Termometre olabilir mi? Bir Adana olarak söyleyebilirim ki. Olabilir efendim. Olabilir. Adana'da gerçekten bozulabilir. Uzun seneler yaşadım. Yani neler olabilir yani? O kadar sıcak oluyor ki bazen hepinizin bildiği gibi. Ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Bu termometre sizin kasanızı 3800 liraya taşıdı. Bu da sizi liderliğe taşıdı. Tebrik ediyorum. Ama üzücü olan bana şu gibi geldi. Selma Hanım. Şimdi efendim bu ne yazık ki sizinle vedalaşacağımız anlamına geliyor. Ya gerçekten. Çünkü yok canım, sizin kasanız 3040 lirada kaldı. Hülya Hanım. Efendim. Beni asıl üzen, yani sizin buradan ayrılmanız değil,
Sizin o şen sohbetinize bugün eşlik edemememiz oldu. Teşekkür ederim. Vallahi yarışmaya çok güzel böyle bir enerji kattınız. Çok teşekkür ederim efendim ama sizlere şunu söylemek istiyorum. Bir daha görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sizinle yarışmak çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Eğlendik. Eğlendik. Çok evet, güzel eğlendik. Her ne kadar geçirdik. Sesim çıkmasa da. Efendim gerçekten çok keyifli bir masayla ayrılıyoruz. Ama üçüncü etabımızda finale giden yolda Fatma ve Medine ile ve Hasan'la ve Ebru'yla biz efendim yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü turda görüşmek üzere. Evet, çok güzel. Geldik üçüncü etabımıza. Bu ne demek? Bu etabın galibi, yani kasasında en yüksek miktarı biriktiren masamızda final oynayacağız demek. İlk önce size iki tane dört harfli lingo kelime soracağım. Yani her bir masamıza. Sonra da iki tane beş harfli lingo kelime soracağım. Ama birazdan aranızda karar vereceksiniz. Kim dört harflere cevap versin, kim beş harflere cevap versin diye aranızda düşüneceksiniz. Bu sorularımızın her birinin değeri 1000 lira. Sonra puzzle kelimelerimiz gelecek. Onlar da 2000 lira olacak. Yani rakamları oldukça yükseltebiliriz. Burada dikkat edeceğimiz husus şudur. Dört harfleri birazdan seçeceksiniz ya. Diyelim ki Hasan cevap verecek. Hasan'ın yetişemediği yerde diğer masanın dört harfli sorularına cevap verecek olan yarışmacısı cevap verme hakkı kazanacak. Yani birbirimizin ödüllerini de toplama şansımız olacak. Şimdi aramızda bir konuşalım. Kim dört harflere cevap verecek? Kim beş harflere cevap verecek? Hasan ve Ebru, siz de aranızda bir tartışabilirsiniz. Sen yap canım. Sen 5 lira alıyorsun. Sen 4 harf daha kolay gelir. Tamam, sen yap. Sen 5. İnşallah nasip. Olduk mu? Tamam. Güzel. Şimdi ilk başta sizinle başlayacağız Fatma ve Medine. Kim 4 harflerde, kim 5 harflerde? Ben 4. 5. Medine 4 harflerde, Fatma 5 harflerde. Planınız nedir yani? Neden böyle bir strateji yaptınız? Dörtlü harflerde daha iyiymişim. Kendisi öyle diyor. Güzel. İyi bir plan. Sen dörtleri sen hallet, beşleri ben hallederim. Evet, aynen o şekilde. Çok güzel. Ben diğer masa konuşurken birazcık dinledim. Ebru böyle yaptı. Ya dörtler daha kolay gibi, ben yapayım mı? Ya buna Hasan'ın hayır deme ihtimalinin olmadığını düşünüyorum ama yine bir sorayım. Kim 4 harflere, kim 5 harflere cevap verecek? Ben 4 harflere cevap vereceğim. Aa, sürpriz. Hasan? Ben de 5. Harika. Şimdi Medine için efendim 3. turun ilk 4 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Derin bir nefes aldı Medine. Evet. İlk harfimiz Ş ve süremiz başladı. Şaka. Ş-A-K-A. Şaka. Ş-A-K-A. Maalesef değil. Türetelim Medine. Ne olabilir? Ş ile başlayan bir kelime. Maalesef süremiz geçti. Ebru sendeyiz. 3 hakkımız var. Ne olabilir? Şans. Ş-A-N-S. Deneyelim efendim. Şans olabilir mi? Ş-A-N-S. Hiçbir değil ama 2 hakkımız daha var. Devam edelim. Şule. Ş-U-L-E. Şule olabilir mi? Ş-U-L-E. Deneyelim. E'nin yerini yakaladık. Ebru son şansın. Kelimeyi bulmak için. 3 saniye. Bulamadık. Maalesef bulamadık efendim. Oysa bu kelimemiz neydi? Neydi? Şişe. Evet. Evet. Burada şunu da görmüş olduk Medine. Erken bilemeyince diğer masanın birçok deneme hakkı evet, geliyor. Oldu. Size sıra gelmiyor çünkü Fatma arkadan böyle yapıyor. Biz bir daha cevap versek ya. Ne yazık ki geçti ama şimdi evet, tam tersi sizin için geçerli olabilir. Çünkü Ebru'nun 4 harfli lingo kelimesi ekrana gelsin. Buyursunlar efendim. Ebru için 4 harfli lingo kelimemizin ilk harfi B ve süremiz başladı. Buse. B-U-S-E. Buse olabilir mi? B-U-S-E. Maalesef değil. Bale. B-A-L-E. Bale olabilir mi? A'nın yeri doğru. Body. B-A-D-I. Body olabilir mi? B-A-D-I. Fena bir kelime değil. Değil.
Ama maalesef değil. Dördüncü hakkımız Ebru. Ne olabilir? Bade. Ama D de çıkmıştı. Kodlayalım. B-A-D-E. Bade olabilir mi? B-A-D-E değil. E'de Ebru çıkmıştı, son hakkımız. D'de çıkmıştı. Bir bakalım çıkmayan harflerden ne olabilir? Bari. Deneyelim, kodlayalım. B-A-R-I. Bari dedi ama iyi çıkmıştı. B-A-R-I. Maalesef değil. Bir hakkımız var Medine. Ne olabilir? Baza. Baza. Kodlayalım. B-A-Z-A. Vallahi baza olabilir gibi geldi bana. Z hiç çıkmadı. Baza olabilir mi? Maalesef değildi. Kelimemiz neydi biliyor musunuz? Neydi? Bank olacaktı efendim. Neden böyle olduk? Zordu. Yine ne yazık ki para kasada kaldı. Benim en istemediğim şey oluyor. Evet. Medine. Hiç strese gerek yok. Bence bu sefer tekte yakalayacaksın. Hadi şu kasayı büyütelim. Koyalım 1000 lira daha. Bakalım yolumuza. Olur mu? Para beni sevmiyor demek ki. Niye öyle olsun canım? Şu ana kadar iyi geldik. 3470 liradayız. Tabii ki Ebru da büyük bir dikkatle takip ediyor. Efendim. Medine için 4 harfli lingo kelimelerimizin ikincisi ekrana gelsin. Buyursunlar. Bakalım ilk harfimiz neymiş? İ ile başlıyor. Süremiz başladı. İğne. İ, yumuşak G, N, E. İ, yumuşak G, N, E. Olabilir mi? Yumuşak G. Maalesef değil. Ne olabilir? Deneyelim. Sıra Ebru'da şu anda. Yine 3 hakkın var Ebru. Evet. Ne olabilir? İlik. Deneyelim. İ, L, İ, K. Deniyoruz efendim. İ, L, İ, K. İlik olabilir mi? L'nin yerine yakaladık Ebru. 2 hakkımız var. Ne olabilir? Türetelim. Aslında benim aklıma bir kelime geldi ama. Benim gelmedi. Bilmiyorum ki. İlaçtı efendim. Hiç gelmedi ya. Ah, ben de ilan diyecektim. Öyle. Ama ilan deseydim diğer akta yakalardım durdu yani. Durdu ya. İlle ilgili hiçbir şey gelmedi ama şu an geliyor. Ne yazık ki bu turda da para ödülleri kasada kaldı. Yapacak bir şey yok. Şimdi Ebru'nun ikinci 4 harfli kelimesi ekrana gelsin. Medine bu sefer dikkatle seyredecek. Belki sıra ona gelir. Buyursunlar efendim. İlk harfimiz M ve süremiz başladı. Masa. M-A-S-A. Masa olabilir mi? M-A-S-A. Maalesef hiçbir harf yok. Mide. M-I-D-E. Mide. M-I-D-E. Fena bir kelime değil aslında. E'nin yerine kaldık. Ne olabilir? Üçüncü hakkımızdayız. Türetelim. Olmadı be. İki tane şans şu anda senle Medine. İyi düşünelim. E'mizin yeri belli. M tamam. Bir saniye. Ama ne yazık ki cevap çıkmadı. Fatma sanki bulmuş gibiydin. Müze mi? Müze. Efendim cevabımız meşeymiş. Meşe evet. Enteresandır. Yani bu üçüncü turumuzun ilk etabında 4 harflilerde sizlere çok bir şey veremedik. Evet. Şimdi sırada puzzle kelimemiz var. 11 harfli olacak ve değeri 2000 liradan başlayacak. Harfler çıktıkça o değer düşmeye başlayacak. Ben ipucu kelimeyi okuduktan sonra butonlar aktif diyeceğim. İlk cevap verenle yürüyeceğiz. Hazır mıyız? Evet. İpucu sorumuz şöyle. Toplayıp bir yere yığmak. Süremiz başladı. Medine. Toplayıp bir yere yığmak. Biriktirmek. Olabilir mi? Evet. Hadi lütfen. Evet. Lütfen. Evet. Lütfen. Biriktirmek doğru cevap efendim. Aferin sana. Tam Medine. Gerçekten yani kırmızıya dönmek üzereydik. Son anda yetiştin Medine. Ve bu biriktirmek cevabı kasanızı 5070 liraya taşıdı. Tebrik ediyorum efendim. Bravo. Güzel. Şimdi arada bir fark var gibi görünüyor ama ikinci kısımda biliyorsunuz 5 harfli lingolar böyle bir ne bileyim fark kapatılıp çok daha güzel bir kasa yapılabilir.
Siz de tabii ki kasanızı oldukça yükseğe taşıyarak finalde bizimle beraber olabilirsiniz. Ne zaman efendim? İkinci beş harfli lingo kelimelerimizin sonucunda. O halde alkışlarla beş harfli lingoları oynayacak oyuncularımızı yerlerine alalım. Güzel. Buyurun. Hasan yerine geldi. Fatma çok hazır. Şimdi 3800 lirada olduğunuz için sizinle beraber başlayacağız Hasan. Her zamanki ciddiyetin yüzünde. 1000 liradır sorumuzun değeri. 5 harfli ilk lingo kelimemiz ekrana gelsin. Hasan için buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi Ç ve süremiz başladı. Çiçek. Ç, İ, Ç, E, K. Çiçek olabilir mi? Maalesef hiçbir harfi yok. Çocuk. Ç, O, C, U, K. Çocuk olabilir mi efendim? Deneyelim. Burada da hiçbir harfi yok. Türetmeye devam edelim Hasan. Ne olabilir? Çolak. Ç, O, L, A, K. Çolak. Ç, O, L, A, K. A'mız var ama acaba yeri neresi? Çatık. Ç, A, T, I, K. Çatık olabilir mi? Olmaz. A ve I'yi yakaladık. Son şansın Hasan. Süreni iyi değerlendir. Ne olabilir? Çakır. Maalesef süremiz bitti ve cevap hakkımız Fatma'ya geçiyor. Ne olabilir? Çakıl. Ç, A, K, I, L. K'yi bayağı bir denemiştik ama. Çakıl mıydı? Maalesef değildi efendim. Cevabımız çadır olacaktı. Hayır bir de birçok K denedik. Evet yani doğru. K'ye takılı kaldı. Oradan sonra işin güzelliği yetmezmiş gibi Fatma da K ile bir şey denedi. Evet aynen. Hiç sorun değil. Şimdi bakalım Fatma kendi beş harfli lingo kelimesinde ne yapacak? Bakalım. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım Fatma. Hadi. Kasayı iyice büyütebiliriz. İnşallah. Hazır mıyız? Hazırım. Fatma için ilk beş harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin efendim. Buyursunlar. Kelimemiz V harfiyle başlıyor. Süremiz başladı. Vagon. V, A, G, O, N. Vagon. V, A, G, O, N. Ve oh. Budur işte. Vallahi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Harika. İşte bu. 1000 lirayı aldık. Hiç zaman kaybetmeden kasamıza koyduk. Tebrik ediyorum Fatma. Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi bakalım aynı performans Hasan'dan gelecek mi? Deneyelim Hasan. İnşallah. Hala şansımız var. Çok kritik bir soru senin için. Evet. Gelsin mi? Gelsin. Hasan için ikinci ve belki de günün son beş harfli lingo kelimesi. Buyursunlar efendim. Gelsin ekrana. İlk harfimiz Z ve süremiz başladı. Zaman. Z, A, M, A, N. Zaman olabilir mi? Hasan da durur mu? Vallahi hemen tekte bilerek 1000 lirayı doğu kasasına koydu. Arkadaşlar bu ana kadar neredeydiniz? Yani bir sürü paraları evet. Ne yazık ki kasada bıraktık. Ama güzel de oldu sevgili seyirciler. Bu bize güzel bir heyecan getirdi. Şimdi 4800 lirada Hasan ve Ebru, 6070 lirada Fatma ve Medine. Ne var sırada? Fatma için günün belki de son beş harfli lingo kelimesi. Göreceğiz bakalım. Buyursunlar efendim gelsin ekrana. Hasan da dikkatle seyrediyor. İlk harfimiz N ve süremiz başladı. Ne olabilir? Nehir. N-E-H-İ-R. Nehir. Olabilir mi? Maalesef hiçbir harfi yok. Na... Narin. N-A-R-İ-N. Narin olabilir mi? A'nın yeri doğru Fatma. Üç saniyemiz var. Türetebiliyor muyuz? Nasır. N-A-S-I-R. Nasır geldi son saniyede. Mümkün müdür Nasır? I'nın da yerini yakaladık Fatma. Hadi. Nabız. N-A-B-I-Z. N-A-B-I-Z. Evet. Nabız olabilir mi? Ki fena değil gibi cevap. Tebrik ediyorum efendim doğru.
Vallahi tebrikler Fatma. Teşekkür ederim. Ben açık söyleyeyim yakalayamamıştım. Hiç yani böyle biliyordum falan demeyeyim. Çok iyi. Sağ olun. Nabız cevabıyla beraber efendim kasamız ne oldu? 6470 lira oldu. Ama bu sizi finalinizi garantilemedi. Evet. Çünkü Hasan ve Ebru'nun da 4800 lirası var kasalarında. Ve şimdi sırada 12 harfli puzzle kelimemiz var. Değeri 2000 liradan başlayacak. Eğer devam etmek istiyorsanız yakalamak zorundasınız. Tamam mı? Tamam. 12 harfli süre başladı demeden aman ha butonlara davranmıyoruz. Efendim 12 harfli puzzle kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ipucu sorumuz neymiş buyursunlar. Ciddiyet, vakurluk. İlk harfimiz A ve süremiz başladı. Fatma. Hasan. Sen de yetişemiyorsun Hasan'cığım. Ağır başladık. Erken geldik. Aslında güzel zamanda bastık. Çıkmadı. Çok evet. Da güzel bir fırsat geldi final evet. Yolunda. Sağlık olsun. Nasip. Sağlık olsun. Nasip. Şey 4800 lirada kaldı kasamız. Olmadı. Hasan ve Ebru. Olmadı. Ebru seni de Hasan'ın yanına alalım. Medine seni de tekrar yerine alabiliriz. Vallahi çok güzel yarıştınız ama kasamız 4800 lirada kaldı. Ben çok eğlendim sizinle yarışmaktan. Ebru artık bir başka zamanda görüşmek üzere. İnşallah. Biz de çok eğlendik. Çok teşekkür ederiz. Gerek kamera arkasındaki arkadaşlarımıza gerek size. Yarışmacı arkadaşlarımıza da başarılar teşekkür diliyoruz. Ederiz, teşekkür ederiz. İnşallah onlar finalde bir belirli bir tutarla en azından giderler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Efendim biz finalde Fatma ve Medine ile beraber yarışmaya devam edeceğiz. Ve kasalarında şimdiden 6470 lira var. Lingo Türkiye final bölümüyle devam edecek. Efendim geldik final etabımıza. Fatma ve Medine gerçekten güzel bir yarışma çıkardılar ve kasalarında 6470 lirayı biriktirdiler. Şimdi final etabımızda tam 120 saniye vereceğim. Eğer ilk başta size soracağımız 4 harfli lingo kelimenizi bilirseniz bu 6470 liranın yarısı olan 3235 lira sizin olacak garanti. Tabii bu arada sürenize bakacağız. Süreniz akmaya devam edecek. Kalan sürede size 5 harfli bir lingo kelime daha soracağım. Eğer onu yakalarsanız kasanızda biriktirdiğiniz paranın tamamı olan 6470 lira kesinlikle sizin olacak. Yani 5 harfi bulduk mu hedefe ulaşmış oluyor gibiyiz. Tamam. Ama bence yetmez, sizce de yetmesin. Artık ne kadar kaldıysa o 120 saniye içinde size 6 harfli lingo kelime soracağım. Onu da bilirseniz 6470 liranın tam 2 katı olan 12940 lira sizin olacak. Hiç fena değil. Peki sonra ne olacak biliyor musunuz? 7. Bu 3 soruya çok hızlı cevap vermenizi istiyorum. Eğer bu 3 soruya cevap verirseniz daha demin gördüğümüz 2 katını alacaksınız garanti olacak. Ama belki de o kadar çok zamanımız kalacak ki ben size 7 harfli süper lingo kelimeyi görmek istiyor musunuz diye soracağım. O kelimenin tek başına değeri ne kadar? Tamı tamına 50.000 lira ve onu bildiğiniz takdirde kasanızda toplam ne kadar olacak biliyor musunuz? 62.940 lirayla buradan ayrılabilirsiniz. İnşallah. Bir şey söyleyeyim mi? Yapılır. 4, 5, 6'yı çok hızlı buluyoruz. Anlaştık mı? Sonra kalan süreye göre süper lingoya bakıyoruz. Yine her soru için 5 cevap hakkınız var. Eğer 5 cevap da bulamazsanız size yeni bir kelime vereceğiz. Veyahut ilk cevabı verdikten sonra veya 2'de 3'te takıldınız. Pas deyin. Tamam. Size yeni bir lingo kelime soralım. Süremizi idareli kullanalım. Fatma Medine, hazır mıyız? Hazırız. Sevgili seyirciler, buraya kadar çok güzel yarıştılar. Şimdi ben istiyorum ki maksimumu alıp gitsinler buradan. Fatma ve Medine için 120 saniye içinde final etabımızın ilk 4 harfli kelimesi ekrana gelsin efendim buyursunlar. Bakalım hangi harfle başlıyor? İlk harfimiz Ş'dir ve süremiz başladı. Şile, Ş-İ-L-E. Şile, Ş-İ-L-E. İ'yi yakaladık. Şişe, Ş-İ-Ş-E. Ş-İ-Ş-E, şişe olabilir mi? Ne yazık ki. Şibe, Ş-İ-B-E. Şibe, Ş-İ-B-E. Var mıdır şibe diye bir kelimemiz? Şibe. İki şi mi? Ne yazık ki değil. Yeni bir kelimemiz geldi. L ile başlıyor. Lale. L-A-L-E. L-A-L-E. Olabilir mi lale?
E'nin yeri doğru. Lüle. Türet. L-Ü-L-E. Bu da değil ama E'mizin yeri doğru. Ne olabilir? Leke. L-E-K-E. Leke olabilir mi? L-E-K-E. Vallahi doğru, güzel. 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 Leke kelimesi bize 72 saniye içinde şu ana kadar biriktirdiğimizin yarısı olan, bakalım ne kadarı kazandırdı? 3.235 lira şu anda sizin. Evet. 72 saniyemiz var. Gidiyoruz. Kasanın iki katını alacağız. Ben bundan eminim. İnşallah. Hiç zaman kaybetmiyorum. Size 5 harfli lingo kelimemizi getiriyorum. Dikkat ediyoruz. Sözlükte olan kelimelerimizden. Anlaştık mı? Fatma ve Medine için 5 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. İlk harfimiz K ve süremiz başladı. Kalem, K-A-L-E-M. Kalem olabilir mi? K-A-L-E-M. M var ama nerede? Türetelim. Kemal. K-E-M-A-L. Kemal. K-E-M-A-L. M'nin yerini yakaladık. Çok güzel Fatma. Türetelim. Kumaş. K-U-M-A-Ş. Kumaş. K-U-M-A-Ş. U ve Ş de var. Ama neredeler? Ne olabilir bu kelimemiz? 42 saniyemiz. Kamış. K-A-M-I-Ş. Kamış olabilir mi? Değil ama M'nin yeri doğru. Son hakkımız bu kelime için, iyi düşünelim. Kemer. Yok. Kodlayalım. Kodlayalım. K-E-M-E-R. Ne yazık ki kemer değil. Yeni 5 harfli lingo kelimemiz ekrana gelsin. Komşu olacaktı ne yazık ki. D ile başlıyor. Demet. D-E-M-E-T. Demet. D-E-M-E-T. Olabilir mi? Dolap. D-O-L-A-P. Dolap olabilir mi? D-O-L-A-P. A var ama nerede? Türetelim. Hadi Medine. Damat. D-A-M-A-T. Damat da değildi. Efendim cevabımız dağcı olacaktı. Dağcı, bir önceki kumaşı yakalamak üzereydiniz. Evet. Bütün harfler tamamdı neredeyse. Evet. Yani oradan komşu, kumaş, oradan yakalayabilirdik. Maalesef olmadı. Aslında sağlık tamamını olsun. Yakalayabilirdik. Çok yaklaşmıştık. Evet, çok yaklaşmıştık ama olmadı. İnşallah bir dahaki sefere. Bir dahaki sefere. Efendim, Fatma ve Medine için bugün vereceğimiz, onların kazandığı ikramiye 3.235 liradır. Çok daha fazlasını alabilirdik. Evet. Ama çok güzel yarıştınız. Teşekkür ederiz, sağ olun. Vallahi evet. İyi ki buradaydınız. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Biz de çok keyif aldık. Teşekkür ederiz herkese. İyi ki sizi tanıdık. Evet. Ekibinize ve size çok teşekkür ederiz. Ya çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız. Sevgili seyirciler, bu bölümün de sonuna geldik. Biz Lingo'da her gün yarışmaya ve her gün yarışmacılarımıza para ödüllerini kazandırmaya devam ediyoruz. Sizi çok seviyorum. İyi ki seyrettiniz. İyi ki bizimlesiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.